14 Nisan 2024 Pazar, Selahattin Eş Çakırgil, Star Gazetesi. Okuyucularla hasbihal. Siyonistler Yahudi olsun veya olmasınlar, inançları gereği ırkçı ve katil ruhludurlar. Amerika, Kaliforniya'dan Sahir Kahramani yazıyor. Selamun aleyküm Selahattin abi. Beni hatırlamakta belki zorlanabilirsin. Ben 28 sene öncelerde Amerika'ya gelirken, 1965'lerde Müslüman olan İngiltere doğumlu ve Berkeley Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Hamid Algar'la tanışmamı sağlamıştın. İngilizcemin yetersiz olduğu o ilk yıllarda Hamid Hoca'nın Farsçayı ve hem Tebriz hem de İstanbul şivesiyle Türkçeyi konuşması benim yetişmemde çok fayda sağladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra da ben yine Amerika'da kaldım ve ben yine o çizgideyim. Buradaki Müslüman öğrencilerle irtibatım da devam ediyor. Geçen hafta Kaliforniya'da Berkeley Hukuk Fakültesi Dekanı Yahudi Chemerinsky ve Profesör Hanımı Fisk 50 kadar Müslüman öğrenciye bir iftar verdi. Herhalde Müslümanların sempatisini kazanmaya çalışıyorlardı. O davette daha başka Yahudi ve Hristiyan öğretim üyeleri de vardı. Ancak Gazze'de Siyonist İsrail tarafından uygulanan barbarlığı savuran bazı Amerikalı Yahudilerle Müslüman öğrenciler arasında sert tartışmalar oldu ve bir Müslüman kız öğrenci bu tartışmaları filme almak istediğinde bazıları onun elinden telefonunu almaya ve örtüsünü de çekmeye çalıştılar. Yani fiziki bir kavgaya vardı mesele. Dekan bu sosyal fırsatı siyasi gündemleri için kullananları ve Yahudi oluşuna vurgu yapılmasını kınadığını açıkladı. Filistin'de Adalet İçin Hukuk Öğrenciler Birliği'nin sözcülerinden Melek Afeni ise açıklamasında "Bizim protestomuz Dekan Chemerinsky'nin Yahudi kimliğine değil, onun İsrail rejiminin bunca kanlı siyasetlerini desteklemesine ve Siyonistliğini açıkça ifade etmesine ve Gazze'deki barbarlığa karşı yapılan protestolara katılan öğrencileri susturmaya çalışmasınadır" dedi. Ayrıca buradaki Yahudi ama anti-Siyonist olan hukuk öğrencileri, anti-Siyonizm, antisemitizm değildir. Dekan, İsrail karşıtı konuşmayı gayrimeşru hale getirmek için antisemitizm suçlamalarını kullanarak bu iki kavramı birleştiriyor. Biz, anti-Siyonist Yahudiler olarak Filistin halkını desteklerken antisemitizmi kınadığımız gibi bu kavramın Siyonizmin hizmetinde silah haline getirilmek istenmesine karşı çıkıyoruz diye açıklama yaptılar. Böyle düşünen insaflı ve Siyonizme karşı olan Yahudiler varsa da Siyonist olan Yahudilerin Amerika'da çok etkili olmalarına şaşırıyorum. Evet, bu okuyucu bunları yazmış. Aleykümselam Sahir kardeşim. 30 sene öncesinde bazı gençleri oralarda kaybolmamaları için evet, Hamid Hoca'ya ve diğer dostlara gönderiyorduk. Siz de demek ki onlardan birisisiniz. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bahsettiğiniz hadise gibi nice örnekler daha var. Filistinli mazlumların yanında yer alan ve Müslüman olmayan öğrencileri bile atmakta, kendilerini özgür bilen Amerika ve Avrupa üniversitelerindeki anlayış, evet, giderek artmaktadır. Daha geçen hafta Amerika ve Almanya'da Filistin'i destekleyen yüzlerce öğrencilerin kayıtları silindi. Sadece öğrenciler değil, hatta Ocak 2024'ün son haftasında Harvard Üniversitesi'nin rektörü Claudine Gay bile Siyonistlerin kontrollerindeki medya baskısıyla istifa ettirdiklerini de hatırlayalım. Siyonist Yahudilerin Amerika'da ve kapitalist emperyalizm dünyasında bu kadar etkili olmasına şaşırmayınız. Kapitalizm, paraya ve diğer maddi güçlere taptırır. Dünyanın en büyük kapitalist milyarderleri onlardan ve ayrıca Amerika'daki medya kuruluşlarının %60'tan fazlasının sermayesi Siyonist Yahudilerin kontrolünde. Ve Amerika'da Yahudiler genel nüfus içinde %3'ü bulmuyor. Yani Amerika'daki bütün Yahudilerin sayısı, nüfusu 9 milyon kadar. Ana medya organlarında çalışanların %25'i Yahudi. Onların da servetlerini, kalemlerini, mikrofon veya kameralarını Siyonist Yahudileri suçlamayacak şekilde kullanacaklarını söylemeye gerek bile yok. Ferhat K. isimli okuyucu da
9 Nisan tarihli yazımda Yunus Emre'den aktardığım 72 millete bir gözle bakmayan halka müderris de olsa hakikate asidir şeklindeki söze itiraz ederek biz 72 millete bir gözle bakamayız diyor. Bu okuyucu kardeşime hatırlatayım ki o sözün insanın yaratılışıyla ilgili olduğunu göz önüne almamışsınız. Kaldı ki yazıda o hususlara da değinilmiş, Tin suresinde biz insanı en güzel şekilde halkettik mealindeki ayete işaret olunmuştu. Keza Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de veda haccı hutbesinde ey insanlar, hepiniz Beni Adem'siniz, Adem neslisiniz, Adem ise topraktandır mealindeki derin manayı da düşünmek gerekir. Asli ölçüyü ise Kur'an-ı Mübin, İnne ekremekum indallahi etkakum. En üstününüz, takvada en ileride olanınızdır mealindeki Hucurat Suresi 13. ayeti vermektedir. Her çocukta rüşt yaşına gelinceye kadar, hatta ebeveynleri ve yaşadıkları toplum onları putperestliğe yönlendirse bile rüşt yaşı öncesinde günahsızdırlar, sorumlu tutulmazlar.